Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 250. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu yayını bahane ederek yeni bir imajla karşınıza çıkıyorum. Yakışmış. 7 sene sonra sakallarımı kestim. Bu yayında Tuğba İsmailoğlu Kacır'ı ağırlayacağız. Doktor Tuğba İsmailoğlu Kacır'la birlikteyiz ve kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Kendisinin Kuranik kitaptan çıkan Hammer Doğu'nun Kâşifi alt başlıklı kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Ve bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da buradan başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok güzel bir kitap. Bu kitapla ilgili daha çıkar çıkmaz çok güzel eleştiriler oldu. Biz de büyük bir keyifle okuduk ve biraz da şaşırdık açıkçası. Yani Hammer hakkında, Hammer'i herkes tanıyor, biliyor en azından, ama kimse aslında yeterince belki tanımıyor. Bu programda biraz belki buna bir katkı yapmak ve Hammer'in biraz daha tanınması ve sizin kitabınız üzerinden bir yayın yapmak istedik. Ben ilk soruyu Ozan'a vermek istiyorum. Ozan, ilk soruyu sen... Hiç beklemiyordum. sen devam edersin sakal, diye. Sakal sende olduğu için söz de sende. Yani 250. programın bunun Hammer üzerine yapmamız bizim için ayrıca güzel oldu hocam. Özellikle herkesin önünde de söylemek istiyorum. Kitabı okudum, bitirdim. Son sayfa, son satırına kadar. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok keyifli okudum. Yani cidden. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ellerinize ediyorum. Ellerinize sağlık. İkinizin. Hocam, ilk başta ya böyle Hammer kimdir? Yani biz herkes biliyor. Hani ben de Hammer duydum, okumadım ama Hammer'i işte duyuyoruz. Osmanlı tarihi, Hammer tarihi. Hatta Hammer tarihi diye geçiyor. Hammer kim? Yani şöyle kısa bir özetini alabilir miyiz? Evet. Hammer çok boyutlu bir kişilik. Bir 19. yüzyıl entelektüeli, bir Avusturyalı. Ama tabii ki Avusturya dediğimiz bölge o dönemde halen Kutsal Roma Germen İmparatorluğu varlığını sürdürüyor. Ve onun kalıntıları, yani imparatorluk tabii ki her zaman çok tanımlanamayan bir yapı olsa da bir mevcudiyeti vardı. Ama Hammer'in döneminde artık imparatorluk gitmiş, yerine Avusturya İmparatorluğu kurulmuş. Ama bunun bakiyesi ve bunun psikolojik etkisinin yaşandığı, monarşilerin çok Avrupa'da sorunlu bir döneme girdiği, sıkıntılar yaşadığı ama Viyana'nın da bu anlamda tutuculuğun merkezi olduğu bir yerden geldiği için önemli siyasi bir kavşakta da duruyor. Aynı zamanda bir diplomat, Avusturya Hariciyesi'nin bir elemanı, bir çalışanı. Çok yönlü, biz tarihçilik yönüyle Türkiye'de daha fazla tanıyoruz. Avrupa'da ise daha tercüme faaliyetleri ve kültür taşıyıcılığı rolüyle ön planda. Çünkü orasının kültürünü batıyla doğuyu bir araya getiren, köprü vazifesi gören ve bu yüzden de biz kitapta Doğu'nun Kâşifi adını kullandık. Bu aslında Avrupa için bir tanım. Yani Avrupalılara Doğu'nun kapısını açan adam ünvanı olduğundan çok geniş kitlelerde etkileri oluyor çalışmalarının. Biz Türkiye'de ise tabii ki bahsettiğiniz gibi Hammer tarihi adı artık kendi adıyla ün salmış. Osmanlı İmparatorluğu tarihini tanıyoruz Hammer'in. Ama bu tek tarihi değil. Yani Osmanlı tarihiyle ilgili Osmanlı şiir sanatı tarihi var. Osmanlı devlet yapısı ve idari teşkilatı tarihi var. İki ciltlik. Bunlar üç ayrı, birisi hepsi farklı ciltlerden oluşan Osmanlı tarihleri. Ama bunun dışında Fars'la ilgili İran tarihi var. Halifelerden günümüze kadar İslam devletlerinin yönetimlerini incelediği farklı kitapları var. Arap edebiyatı tarihi, İran edebiyatı tarihi, Haşhaşiler tarihi, Altın Orda tarihi. Yani bu anlamda İlhanlılar tarihi. İlhanlılar, evet yani. Kırım Hanlı. Evet yani tarihçiliği bile sınır tanımayan bir tarihçi. Ama sadece de tarihçi değil, bunun yanında Hammer'in vasıflarıyla tanımlayacak olsak 10 tane vasıf çıkartırız. Bu kadar çok yönlü, üretken bir kişi. Hatta hatıratında bir gün şey diyor, Osmanlı Doğu müziğiyle de diyor çok ilgilenmek istedim. Ama diyor vaktim yetmedi.
Yani Doğu'nun tek el atamadığı alanı herhalde Doğu müziği. Onun da diyor çok ilgilenmek istedim ama diyor vaktim kalmadı diğer çalışmalarda. Hocam peki hemen Cengiz sana şey yapmadan devam ettireyim. Hammer üzerine bildiğimiz ilk biyografi bu. Türkiye'deki Hammer ne diyelim? Hammer şeyi var ne diyelim? Algısı var. Ama üzerine bir bilgi yok. Nereden aklınıza geldi? Niye? Yani bu sizin doktora çalışmanızın genişletilmiş hali. Evet. Türkçeleştirilmiş hali. Viyana'daki doktora tezinizin Türkçeleşmiş hali. Nereden aklınıza geldi bu şey çalışmak, Hammer çalışmak? Evet. Ben Viyana'da okudum. Tarih eğitimi aldım. Oryantalistik değil, Avrupa tarihçisi. Orada benim dikkatimi çeken işte tam bahsettiğim bu sancılı dönemde bir adam çıkıyor ve Osmanlı tarihi üzerine en kapsamlı metni yazıyor. O döneme kadar yazılmamış Doğu ve Batı kaynaklarını kullanarak. Ben açıkçası biraz Batı'dan zaten çalışmalarımda da oradan bakıyorum. Burada da oradan bakıyordum. Yani bir Avusturyalı hangi arka planla nasıl böyle bir eser yazar? Onu besleyen kanallar nedir? Ve ortaya çıkan eser nasıl bir eser ki halen bugün bile Türk tarihçileri tarafından eleştirilse de atıf almaya devam ediyor. Beni bu soruya yönelten bu olmuştu. Avrupa'da Hammer'le ilgili çalışmalar var. Bunlar ama daha çok biraz önce bahsettiğim tercüme faaliyetleri ve kültür taşıyıcılığı yönüyle ilgili. Bir iki tane Hammer biyografisi var. Ben Avrupa'da tarihçiliğin hiç çalışılmadığını görünce şaşırdım. Yani Avrupa Hammer'in tarihçi yönünü bilmiyor. Ve bu yüzden bizim için de tarihçiliği daha anlamlı, daha biliyoruz o yönünü. Hammer'in tarihçiliği üzerine eğilmeye karar verdim. Ama Türkiye'ye döndüğümde, Türkiye'de dediğiniz gibi herkesin Hammer'le ilgili bir fikri vardır. Ama bu fikir hangi bilgi üzerine inşa edilmiş ben açıkçası bilemiyorum. Çünkü ben Hammer çalıştığımı söylediğimde aşağı yukarı iyi kötü farklı yorumlar alıyordum. Peki bu yorumlar nereden besleniyorlar? Bir arka planı yok. Türkçe literatüre baktığımızda Hammer'le ilgili dediğiniz gibi bir çalışma yok. O anlamda İlber Hoca'nın ansiklopedi maddesi var. Hani derli toplu Hammer hayatını toparlayan. Bir iki tane çok iyi makale var Hammer'in belli çalışmaları üzerine. Ama Hammer'i tanımıyor Türk okuyucusu. Bu beni çok şaşırttı. Bunun olmaması. Açıkçası ben hani Avrupa'da olduğum için olduğunu düşünüyordum. Büyük bir şaşkınlık yaşadım. Çünkü böyle bir tanınırlık ama bunun karşısında başka bir şey yok. Arka planın olmaması ilginçti. Evet. Hocam şimdi tabii biraz hani bilmeyenler için birkaç şey yapayım. Hani bilgi vereyim. Bu bilgiler sizin kitabınızda da var. 76 kitap yazmış ama bu kitaplar mesela işte Osmanlı tarihi 10 cilt bunu bir kitap sayıyoruz vesaire. İşte 1000'e yakın makalesi, 8000 mektubu ve 7000 sayfa hatıratı var. Yani bu adam hayatı boyunca bir şeyler üretmiş ve bu ürettiği şeyler de birincil kaynaklardan değil mi? Yani sürekli işte belge topluyor, bilgi topluyor vesaire. Şimdi bizim bildiğimiz Evliya Çelebi'yi ilk kez bastıran insan bu. Ve daha sonra Osmanlı'da bunu matbuat fark ediyor ve basıyor. İşte Mısır'a seyahate gidiyor, geçtiği yollar üzerindeki bütün kitabeleri kayıt altına alıyor vesaire. Şimdi kitabınızın alt başlığı Doğu'nun Kâşifi diye şey yapıyoruz. Tamam bu Batılılar açısından hani kültür taşıyıcısı vesaire Doğu'nun kâşifi doğru. Ama bizim açımızdan da yani bizi de keşfeden bir yanı var. Değil mi? Yani bu ilişkiyi nasıl şey yapabilirsiniz, tarif edersiniz? Yani tabii ki Evliya Çelebi 1836'da sanıyorum basıyor değil mi kitabı? Daha sonra 48'de işte bizimkiler şey yapıyor veya tarihler yanlış olabilir ama daha sonra 46'da. Tabii ki belki yani bir 50 sene sonra fark edilecekti vesaire ama en azından bunların biraz daha erken olması yani tamam bir şarkiyatçı olarak onun biraz böyle hani hem bize bakışı hem bu literatürü kuruşu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, çok haklısınız. Yani biz doğunun keşifi dedik ama doğu içinde doğunun keşifi olabilir. Bu anlamda Hammer'in bitmek bilmeyen bir arama sevdası var. İstanbul'da bulunduğu vakit, Mısır, Suriye'de bulunduğu dönemlerde, Avrupa'ya döndükten sonra da sürekli kitap ısmarlıyor. Türk entelektüeliyle yazışıyor, kitap talep ediyor, bilgi soruyor. Böyle bir yaşadığı dönemde bile domine edici bir rolü var olayın içerisinde. Ama bizim açımızdan da işte en önemli örnek mesela işte Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin basılmasını sağlayan. Kütüphanelerde sürekli bir arayış. Yani sürekli deşiyor. Ne çıkacak? Daha fazla ne bulacağım? Kitap pazarlarında geçiyor ömrünün büyük bir kısmını İstanbul'dayken. Avrupa'dayken de öyle ama İstanbul'dayken bu çok daha önemli. Ve bu geriye doğu içinde bir şeyleri işaret eden kişi rolünü bırakıyor ona. Hammer bulunduğu noktada mesela işte Ahmet Cevdet Paşa ile Abdülkadir Efendi ile yazışıyor ve onların da Hammer'i dikkate aldıklarını mesela işte Ahmet Cevdet Paşa Tarihi Cevdet'in ilk iki cildini yayınladığında Viyana'ya gönderiyor Hammer'i. Elimizde el yazması kendi eliyle yazdığı imza var. İşte Hammer'e imzalıyor kitabı ve Hammer de bunun üzerine kitap değerlendirmesi yapıyor 54-56 yıllarına, yani vefatından çok kısa süre önce. O dönemde de bunu görüyoruz, yani hem bizim açımızdan yani bu materyalin, malzemenin dolaşıma girmesi hem de o dönemdeki Osmanlı entelektüel hayatına da yaptığı katkı anlamında çok önemli bir rolü var. Hatta Ahmet Cevdet Paşa kitabı sunarken mektup da yazıyor. Mektupta şey diyor, benim sizin tarihinizin devamı olabilecek nitelikte. Çünkü Hammer 1774'te Osmanlı İmparatorluğu tarihini yazmayı bırakıyor. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Bu tabii Hammer'in tarihçiliği açısından da çok önemli. Kişi kendi döneminin tarihini yazmamalıdır. Orada objektiflikten kopar diyor. Ve doğduğu yıl yazmayı bırakıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nınki de malum 1774'ten başlıyor. Aslında Ahmet Cevdet Paşa'nınki tamamen ısmarlama üzerine yazılmış bir eser. Yani o Osmanlı tarihçiliğinin arasındaki boşluk üzerine yazılmış bir eser. Ama aynı dönemden devam etmesi de hani zaten bu yerleşik algıyı doğuruyor. Türk tarihçiliğinde de işte Ahmet Cevdet Paşa Hammer'in bıraktığı yerden yazdı algısı. Ama bunu da Hammer de söylüyor. Ama bunu ben araştırmalarda gördüm ki ilk mektup Ahmet Cevdet Paşa'dan çıkmış. Ahmet Cevdet Paşa işte benim bu naçizane tarihim sizin tarihinizin devamı mesabesinde değerlendirilebilir gibi yazıyor. Bu da önemli. Yani aslında evet bir batılı ama görüyoruz ki Doğu ilmi üretiminin de içerisinde. Yani Ahmet Cevdet Paşa da ona kendisini eklemliyor. Yazdığı eseri ona sunuyor. Onun yorumunu önemsiyor. Hammer'de bu görüştüğü, iletişimde olduğu tarihçilere sorular soruyor. Mesela bazı tarihlerini, bazı çalışmalarını yaparken Osmanlı'ya mektuplar gönderiyor. Şu soruların cevaplarını soruyor. Bir çözülememiş bir metni gönderiyor. Bunun çözebilir misiniz diyor. Bir muhasebe hesabını çözemiyor. Böyle yazışmaları var. Yani görüyoruz ki hem evet geçmişteki Doğu edebiyatının, Doğu literatürünün keşfini yaparak Türk dünyasına, Osmanlı dünyasına da bir katkı yapıyor. Hem de yaşayan Osmanlı ilim insanlarıyla da iletişimde olarak Osmanlı ilim yazıcılığı, tarih yazıcılığı, ilim dünyasına da yaşarken de bir katkı yapıyor. Bu da çok önemli. O yüzden ve kendisi işte hani Doğu'ya manevi ana vatanım diyor ya. Oranın bir evladı gibi de davranıyor bir taraftan. İlginç bir kavşakta duruyor. Yani hem Batı'nın çok ortasında, hani 19. yüzyıl Avrupa entelektüelinin tipik bir örneği bir taraftan. Ama diğer taraftan da o hep taşımak istediği belki Doğu ruhunu da taşıdığını ve o dünyaya da yaşarken de dahil olduğunu görüyoruz. Bu da belki onu başarılı kılan şey, bilemiyoruz. Evet. Hocam burada... Daha evvelden de Harun'la da konuşmuştuk, işte Red House'u konuştuk. Ondan sonra benim dışarıdan şey olarak mesela bildiğim Sir Richard Burton gibi adamlar var. Bunlar cidden insanüstü çalışıyorlar. Çalıştıkları konular, konuların genişliği, siz biraz önce dediniz ya müzikle çalışacağım ama vaktim yok diyor. Ben hep şey diyorum yani bu 19. yüzyıl, Victorian çağı İngilizleri, işte
bu dönemin yani 19. yüzyılın entelektüelleri, batılısı böyle, yani bu tarz entelektüel ben şey diye kullanıyorum. Yarı tanrı gibi böyle. Çünkü her alanda her işi yapıyorlar. Ama bunlar şu andaki yani 3 örnekte bunlar şey değil. Akademide değiller. Ve serbest entelektüeller. Bu şey bağlamında da değerlendirebilir miyiz? Bu entelektüel ağlar, işte belki yeni oryantalizm mevzusu da Hammer'le beraber değerlendirebiliriz. Bunun üzerinden bir fikrinizi almak isterim. Hammer'le, çünkü siz bir de şunu da söylemek gerekiyor. O bütün yazma mektuplarını incelemişsiniz. Bütün o yani Hammer'in ne diyelim? Birinci kaynaklardan ama bir de şey iç dünyasını o metinler üzerinden görmüşsünüz. Yani nasıl bir hava var, nasıl bir nasıl algılıyorlar dünyayı? Evet. Şimdi öncelikle ben Hammer'in bütün mektuplarını henüz okumadım. Çünkü bunlar zaten gün ve gün çalışılıyor. Graz'da bir ekip var. Bu proje evet. dahilinde gün yüzüne çıkartılıyor. Benim de onlarla temasım var. Onlar halen deşifre etmeye çalışıyorlar. Yani hepsini okumuş değiliz. Ben tabii ki kendi dönemim ilgili olduğu şeyleri baktım ama hala hepsini tasnif etmiş bile değiliz. Bu bize Hammer'in işte o yazma aşkını da yazışma aşkını da gösteren bir şey. Ama evet Hammer'i uzun yıllar kendi dünyasından, kendi kaleminden okuma fırsatı olduğum için biraz anlamaya çalıştım o anlamda, onu söyleyebilirim. Ama bu çok önemli söylediğiniz, yani 19. yüzyıl entelektüeli ve bize kalmış isimler hep üniversiteyle organik bağı olmayan kişiler. Bunun çok net bir sebebi var. Çünkü üniversite bir resmi ideolojiye eklemlenmiş bir yapı ve devletlerin hani kendi mevcut siyasetlerini sürdürmek için atanmış hocaların görev yaptığı bir kurum. Ve kapalı bir yapı. Yani Hammer mesela oryantalizm çatısı altında üniversitede olsaydı teoloji bağımlılığından kopuk bir oryantalizm yapamazdım. Çünkü oryantalizm üniversitede teolojinin bir alt dalı, ona hizmet eden bir yan dal. Yani orada İbranice okutuluyor, eski ahit, yeni ahit, bu metinleri çözmek için yapılıyor bu bilim. Ve Kur'an, Arapça gerekliyse bu da ne için gerekli? Bu metinleri anlamak için gerekli. Şimdi Hammer üniversite çatısı altında olsaydı zaten böyle bir alan açamazdı kendisine. Bu diğer entelektüeller için de gerekli. Üniversite çok kapalı, çok profesyonel ve sınırları olan. Yani Avrupa'da biz hep... derslerde de ben hep bunu söylemeye çalışıyorum öğrencilere. Yani kiliseyi anlamadan, üniversite eğitimini anlamadan biz durumu, siyaseti de anlayamıyoruz. Çünkü üniversiteler biliyorsunuz reform döneminde tamamen Cizvit tarikatlerine devrediliyor. Ve üniversitelerin rektörü hep bir Cizvit tarikatinden bir rahip oluyor. Çok uzun, 19. yüzyıla kadar böyle. Hammer'in okuduğu okul da Cizvit okulu. Tabii, değil mi? Evet, Cizvit okulu. Yani eğitim Avrupa'da tamamen Katolik bölgelerinde Cizvitlere devrediliyor. Çünkü tırnak içerisinde zararlı bulunan o din dışı görüşlerle mücadele etmek için Cizvitler çok profesyonel bir yol çiziyorlar. Ve bu alan kendilerine açıldıktan sonra da orada kapalı bir ağ oluşturuyorlar. Yani ya içeridesiniz ya dışarıdasınız. Özgür bir üniversite ortamından söz edemiyoruz. Ki biz bunu yani hümanizm için de söylüyoruz. Hümanizm de mesela üniversite dışında gelişmiştir. Sonradan üniversitelere yani yukarıdan aşağıya inmiştir. Yani mesela imparator üniversiteye hümanist hocaları davet etmiştir ama bir 100 yıl sonra. Yani başlangıçta hümanistler de üniversite çevresinin dışından kişilerdir. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani bu kişiler o kurallı sınırları çok belli olan resmi yapının içerisinden değil, daha özgür tanımı olmayan yeni kapılar açılabilecek bir alandan çıkıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ama bunları besleyen ne peki? Yani bu kadar başarıyı dönemlerinde de elde ediyorlar. Bunun arkasında yatan şey ne diye sorduğumuzda karşımıza şu cevap çıkıyor. Bu yeni üst orta sınıfın çok büyük bir ilgisi var doğuya karşı. Bu özellikle işte Türk modası, sonra doğuya giden oryantalistler, doğuya giden seyyahların seyahat notları çok büyük bir çok satanlar listesi oluşturuyor. Ve Avrupa'da doğuyla
ilmi olarak ilgilenmeseniz bile işte İstanbul'a gidip bir seyahatname yazmak, doğuya gidip bir seyahatname yazmak, egzotik doğu dünyasını anlatmak çok satıyor. Bu 17. yüzyıldan sonra böyle. Onun için bu kişilerin uğraşları da zaten değer görüyor. Hani merak edilen bir dünyanın kapısını aralamış oluyorlar. Ve 19. yüzyılda ekstra şöyle de bir durum oluyor. Romantik ve klasisizmle birlikte artık ışık doğudan yükseliyor. Yani Avrupa kökenlerini hem kendisi antik Yunan'da hem de onun öncesinde antik doğuda aramaya başlıyor. O kanalda insanın varoluşunun temel soruların cevaplarının orada olduğunu düşündükleri için inanılmaz bir hayranlık, çok büyük bir coşku doğu karşısında. İşte bu dünyada Hammer'in söylediği her şeyde büyük bir yankı uyanıyor. Hammer'in tercüme ettiği bir şiir. İnsanlar tarafından ezberleniyor. Çünkü başka bir ruh dünyasından, başka bir romantizmden, doğunun mistisizminden, yani o romantiklerin peşinde koştukları insanın hakikati arayışına seslenen cümleler, hani bugün de hala vardır değil mi? İşte böyle doğunun sembolik cümleleri İngilizce'de çok dolaşımdadır, hani insanın özüne dair. Aynı bu ruhun çok daha coşkulu bir şekilde takip edildiği bir dönemde yaşadıkları için söyledikleri de büyük bir popülariteyle karşılaşıyor. Onun için kendilerine alan açılmış oluyor. Hocam burada şiiri falan deyince aklıma geldi bu entelektüellerle bağlantısı falan. Goethe'nin Goethe'de şeyden Hammer'in tercümelerinden faydalanıyor değil mi? Hafız. Evet. Doğu Batı Divanı'nı yazarken ondan faydalanıyor. Evet. Çok büyük bir aslında arka tarafta da hani biz hep Osmanlı tarihçiliğini biliyoruz. Siz bahsettiniz çok geniş bir alanda. Yani siz okuduğun notlardan şey çıkartıyorsunuz. Mesela yazmışsınız. İşte Tacitus okuyor, Roma tarihi okuyor. Bütün klasikleri. Bütün dönüyor tabii. Üç doğu diline de hakim. İşte Türkçe, Arapça ve Farsçayı biliyor. Yunan ve işte Latinceyi biliyor. Ve bunların hep biz şeyin tarafını biliyoruz tabii. Bize Osmanlı tarihi tarafını biliyoruz ama diğer tarafta Fransız entelektüelleriyle, oryantalistleriyle, İngiliz, hatta İngiltere'de müze müdürlüğü mü yoksa kurum müdürlüğü teklif ediliyor. Evet, hizmete kabul girmesi teklif ediliyor. Yani evet. Teklif ediliyor ama gitmiyor. Bir de arka tarafta da Avrupa kısmında da entelektüel bir ağ var. Bir düşünce sürekli mektuplaşıyorlar. Yani çok çok canlı bir yer. Hı hı. Bir de tabii şeyi de unutmadan şunu söyleyeyim. Bu üç kişi saydım. Şimdi aklıma bir dördüncüsü geldi mesela. Bu entelektüel şey içinde, üniversite dışında Marx mesela. Marx da evet. Şeyin dışında, üniversitenin dışında ekonomi Marx politiği. Marx tutunamıyor diyelim. Ama Marx yani şey, üniversiteye tabii doktorasını yapıyor, üniversite kalmak evet, istiyor ama çok aykırı bir tip olduğu için o dönemde. Ama o da yani o da şey dışında yani. Hep böyle şeyi değiştirenler, kural değiştiriciler hep üniversite dışından yeni alan için. Mesela biraz da şeyden bahsedebilir miyiz bu anlamda? Siz hafiften bir konusunu açtınız. Oryantalizmi teolojinin altından çıkartıp müstakil hı hı. olarak yeni oryantalizm denen bir alanı açıyor. Ondan biraz bahsetmemiz mümkün müdür acaba? Evet. Orada bu 19. yüzyılın sorunsalı. Yani oryantalizm hep bahsettiğim bağlamda üretilmiş. Oryantalizm enstitüleri ya da çalışmaları aslında çok eski. Yani biz 15. yüzyılda yazılıp çizilen kürsüler biliyoruz üniversiteden. Bunlar teolojinin bir bilim dalı gibi, alt dalı gibi çalışılıyor. Ve bakılan yerde tamamen Hristiyanlığın kökenleri, yani ona ait bir araştırma. Hammer döneminde, Hammer'den önce Ewald var. Ewald çok gençken bir dergi çıkartıyor. 2 cilt çıkabiliyor bu dergi. O da Çin uzmanı ama çok genç, daha 20 yaşlarında bir genç. Finansal kaynak bulamıyor ama onda da biz bu itirazı görüyoruz. Yani bunun artık doğunun kendisi için araştırılması, kendi anlamından dolayı ilmin konusu olması gerektiği eğilimini. Yani buradan anlıyoruz ki dönemin aslında böyle bir rahatsızlığı, böyle bir çabası var. Ama Hammer 1809'da Şarkın Hazineleri dergisini çıkartıyor. Tabii ki bir arkadaş grubu içerisinde ama liderliğini Hammer yapıyor. Ve bu dergi 10 yıl, 11 yıl kadar çıkıyor. 6 sayı olarak çıkıyor ve bu çok büyük bir istikrar demek bu dönem için. Çünkü finansmanı zor, yazı bulması zor. Burada
başarı yakalaması derginin ilginin olduğunu da gösteriyor bize. İşte bu anlamda derginin ilk sayısında Hammer'in yazdığı orada bir manifesto niteliğinde giriş var. Hammer diyor ki bu dergi her şeye açık. Doğu'dan gelen mektuplara da açık. Şahsi izlenimlerinize, hatıralarınıza da açık. İlmi çalışmalara, tercümelere de açık. Sadece diyor teolojik çalışmalara kapalı. Ve teoloji için oryantalizm yapılmasına karşı bir tavır ortaya koyuyor. Yani ve biz derginin içeriğinde toplam bu 6x4 24, yani 24 kitap üzerinden okursak dergiyi sadece iki tane teoloji ile ilgili makale var. Bunlar da kendi sorunsalı olan makaleler. Yani bu amacı da tutturmuş gibi görünüyorlar. Bu yüzden Hammer'in durduğu kavşak çok önemli. Yani hem Alman oryantalizminin kurucularının arasından zikredilir Hammer. Ama önemli olan nokta teolojiden bağımsız Alman oryantalizminin profesyonelleşmesi sürecinde hem derginin hem de işte Hammer'in liderliğini yaptığı çevrenin oynamış olduğu rol. Ama burada bir ilginç hikaye var. Dedik ki hani akademi dışı olmak bir alan açıyor. Hammer'in hayatında sanırım hep böyle oluyor. Çelişkiler onun avantajına dönüşüyor ya da dezavantajına. Yani garip bir şekilde sanki onun lehineymiş gibi görünen şeyler aleyhine, aleyhineymiş gibi görünen şeyler lehine oluyor. Burada da öyle oluyor. Hammer 1848'de Doğu Cemiyeti Almanya'da Şark Araştırmaları Cemiyeti kuruluyor. Ve onun dergisi bugün de Zeitschrift olarak çıkıyor halen. Bu dergi bugün çok profesyonel, çok ciddi. İşte 1848'den beri kurulmuş bir cemiyetin halen çıkmakta olan çok ciddi bir oryantalist araştırmaları dergisi. Ama bu derginin çıkmasıyla Hammer derginin ilk sayısına davet ediliyor mesela. Hammer o sırada başka bir konferansa davetli, gitmiyor. Ama zaman içerisinde alan profesyonelleştikçe Hammer üniversite dışı popüler bilimin takipçilerinin başındaki adam konumuna. Yani artık hani profesyonel artık şey oldu, yani siz yolu açtınız. Bundan sonra biz artık oradaki ekipte daha üniversite mezunu profesörler, işte Lassen var, Fleischer var, hep böyle büyük Alman oryantalistleri. Onlar da üniversite mensubu kişiler. Onlar artık Hammer'i, siz artık miadınızı tamamladınız, sizin çağınız geçti. Artık profesyonel oryantalizmin çağı olarak dışlıyorlar. Ve Hammer'in biz mesela 48'den sonra dergiye yazılar gönderiyor. Ama mesela Hammer vefat ettiğinde Hammer'in ardından bir yazı yazılmıyor. Çok ilginç. O dönemde bir, yani 1856, 48'de dergi kuruldu. O dönemde bir Hammer küçümsemesi tırnak içerisinde seziyoruz. Yani Hammer göz ardı ediliyor. Alanın dışına itiliyor bir şekilde. Ama 50 yıl sonra tekrar Hammer'in Avrupa çalışmalarına da merkeze alındığını, kurucu baba olarak yeniden konulduğunu görüyoruz. Hani böyle şey olur ya, o geçiş dönemlerinde eskiyi reddetmek gerekir ya, Hammer'in de bunu yaşadığını görüyoruz. Yani yaşarken bunu kendisi de yaşıyor ama Hammer bu konuda çok özgüvenli. Bir konferansa davet ediliyor. Diyor ki ben katılamayacağım ama diyor beni oryantalistlerin şeyhi olarak diyor zaten siz şey yaparsınız. Yani hani anlarsınız. Evet evet şeyh de oryantalistlerin şeyhi diyerek şeyh kelimesini kullanıyor. Hani oryantalistlerin şeyhi olarak beni diyor şey alırsınız, hani gündem evet. Alırsınız zaten deyip kitabını hediye gönderiyor mesela. Ben bu anlattıklarınızdan sanat tarihinden birkaç çağrışım yaptı hocam. Bunları da bir soruya bağlamak istiyorum. Şimdi sanat 19. yüzyılda akademi diye bir şey var. Ve bu akademinin başındaki insanlar hani bütün sanat modalarını benimsiyorlar vesaire. Modern resim, işte empresyonizmle falan başlayan modern resim tamamen akademi dışında kalmış ressamların bir araya gelerek alternatif bir sergi açmasıyla başlıyor. Ve işte bugünkü modern resmin bir anlamda temelleri aslında akademi dışında, üniversite dışında, işte o Monet'ler, Pissarro'lar, Renoir'lar falan, bunlar hepsi yani akademiye kabul edilmeyen, hı hı, hatta şey yapılan insanlar, itilip kakılan insanlar. İlk işte empresyonizm sergisini açarak, alternatif bir sergi açarak o yolu açıyorlar. Bu birinci şey. İkincisi de şu, yani sanat tarihinde çeşitli oryantalizmler vardır resim sanatında. Mesela İngiliz oryantalist resmiyle Fransız oryantalist resminin hiç alakası yoktur birbiriyle. Fransız oryantalistleri
Doğuyu böyle işte hamam, harem vesaireye sıkıştırmış. Böyle biraz erotik ondan sonra aslında var olmuyor. Onların zihinlerinde yaşatmak istedikleri bir oryantalizm vardır. Ama İngiliz oryantalizm mesela İngiliz oryantalist ressamları çok nesneldirler. Yani onlar çok daha gerçekçi yaklaşırlar. Bu anlamda yani oryantalizmler, şarkiyatçılık yani ülkeden ülkeye değişen bir tutum var. Hı hı. Alman şarkiyatçılığı ya yani Hammer üzerinden düşünürsek Alman şarkiyatçılığı nasıl yaklaşıyordu? Yani mesela bir Fransız şarkiyatçılara veya İngiliz şarkiyatçılara göre Almanlar nasıl bir tutum izlemişlerdi? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Hı hı, evet. O çok önemli. Yani sanatla ilgili söylediğiniz şey çok önemli. İşte burada bir Bibuse şunu söylüyor aslında. Yani yeni olana karşı üniversitelerin bir direnci oluyor. Orada bir onu görüyoruz. Bir süre dolaşıp o kabul gördükten sonra üniversite onu benimseyip dönüştürüp kurumsallaştırıyor. Bunu hep böyle yani işte Rönesans, Hümanizm döneminde de aynısı oldu. Oryantalizmde de aynısı oldu. Demek işte sanatta da aynısı oluyor. Bu tavır önemli yani üniversitelerin konumu açısından. Alman oryantalizmi de açıkçası çok ilginç bir yerde duruyor. Burada tabii şimdi iki farklı şey var. Sizin söylediğiniz bağlamda o Türk algısı, Türk sanatı, oryantalist sanatın yansımasının Türk mesela o Türk akımı, Türk modası dediğimiz şeyin biz mesela İngiltere'de çok daha erken işte Elizabeth döneminde cari olduğunu görüyoruz. Ama Habsburg topraklarına ne zaman geliyor? Karlofça'dan sonra. 17. yüzyıldan sonra yani 18. yüzyılda Türk modası oluyor. Niye? Çünkü İngiltere için hiçbir zaman doğrudan bir tehdit değil Osmanlı. Fransa için zaten müttefiklik durumu var. Ama doğuya geldikçe Habsburglar için kapıdaki düşman. Ne zaman ki 1699'dan sonra artık o kapıdaki düşman değil, sesi daha uzaklardan geliyor. Ve o zaman doğunun egzotikliği, doğunun kendi başına bir anlam ifade etmesi, artık barbar Türk'ten cesur yiğit savaşçıya dönüşmesi. Çünkü onları yenen işte Avrupalılar, Habsburglar olduğu için karşılarındaki düşman da ne kadar cesur ve yiğit büyük olursa onların zaferi de o kadar büyüyor. Ve bu dönemde biz 18. yüzyılda da farklı bir anlamda Alman Türk modasında bunun yansımasını görüyoruz. O anlamda Alman Türk modasında da bir farklılık var. Yani herkes siyasetin yansıması olarak onu sanata taşıyor. Oryantalizmde de aynısı söz konusu. Yani mevcut siyaset çok etkin. Almanların oryantalizminin malumunuz bir kolonyal devlet değil. Hem Prusya hem Avusturya ki bu dönem zaten artık imparatorluğun yıkıldığı 1804'te Napolyon'dan sonra Kutsal Roma Germen İmparatorluğu lağvediliyor. Zaten tarihte kalmış, miadı dolmuş bir yapı. Halen tarihçiler olarak tanımlamaya uğraştığımız. Bu tarihten sonra Alman odasının lideri kim olacak? Kalıtsal lider Habsburglar. 350 yıldır imparator seçilmişler. Ama Prusya yukarıdan çok büyük bir hem askeri, ekonomik, sanayi güç dönüşmüş, diğer Alman devletlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu anlamda protestanlık, katoliklik bölünmesi de söz konusu. Onun için Almanya'da bir karışık ortam var. Hı-hı. Liderliğe kim oynayacak? Hohenzollernler mi, Habsburglar mı? Yani Prusya mı, Avusturya mı lider olacak? Ama bu dönemde başka bir sorun da bu iç sorun. Dış sorun da ne? Her ikisinin de ister Avusturya olsun, ister Prusya olsun kolonyal yapıda bir şeyleri yok, gelişmişlikleri yok. Fransa ve İngiltere çok daha farklı bir konumda. Ve oryantalizmin yerleşik olarak orada karşılık bulması çok daha öncesinde olmuş. Çünkü bunlar pragmatik hedefler doğrultusunda oryantalizm çalışmaları yapmak zorundalar. Ama Alman oryantalizmine bu çok büyük bir alan açıyor. Yani o kolonyal yapının olmaması ve pragmatist bir hedef uğruna doğuyu nesneleştirmeden yaklaşmaları, doğunun kendi içerisinde ne ifade ettiğini anlamaları sorusu üzerine odaklanmalarını sağlıyor. Bu da bizim klasik oryantalizm söyleminin dışında başka bir oryantalizmin kapısını aralıyor. Yani Almanlar bunu bir siyasi emel için hatta anlatamıyorlar. Yani doğu çalışmaları bizi niye ilgilendiriyor sorusuna verdikleri cevaplar insanları tatmin etmiyor. Çünkü iyi de bundan bize ne? Ama yani siyasi olarak durum bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama bu İngiltere'de, Fransa'da siyaseten hatta yukarıdan ısmarlama yapılan çalışmalar. Burada böyle bir alanın olmaması aslında çok büyük bir avantaja dönüşüyor. Ve Alman oryantalistleri
daha özgür bir alanda kendi sorularının peşinden gidebiliyorlar. Ama burada şu çok önemli, yani o bahsettiğimiz orta üst sınıfın heyecan duyduğu romantik klasist yaklaşım var. Ama ideolojik olarak bir oryantalizm çalışmaları talebi yok. Hı hı. Bu da ne yapıyor? İlgi var. Ama bunun yönlendirecek ikincil bir planı olan başka bir mecra yok. Bu da Alman oryantalizmine işte kendine has alanını açıyor. Ama burada da şöyle bir ayrışma oluyor. Mesela Alman oryantalizminin bu döneminde Avusturya'da Hammer, Almanya'da Kreisler. İkisi de Dessas'ı ile çok yakınlar. Kreisler Arapça, Arabistik uzmanı. Hammer daha çok Türkoloji, Türk dili uzmanı. İkisinin arasında da böyle bir çekişme var o dönemde. Birbirlerini hem alıntılıyorlar, okuyorlar, davet ediyorlar. Ama bir taraftan da orada Alman oryantalizminin sorusu da hani Arapçaya mı daha çok, Arapça ve Arap tarihi çalışmalarına mı daha çok eğileceğiz, Türk tarihi ve Türkçe çalışmalara mı daha çok eğileceğiz ikilemede bu iki kişi arasında böyle tatlı bir rekabete dönüşüyor Alman oryantalizmi evet. içinde. Hocam burada biraz da Osmanlı, yani Hammer'in yazdıkları üzerinden de konuşabiliriz herhalde. Kitabınızda şeyde bahsediyor. İnalcık 2015'te artık herhalde yazdığı Devleti Aliye ile beraber Hammer'i bir köşeye koyabiliriz diyor. Yani 1823'te başlıyor Osmanlı tarihini yazmaya ve 34'te bitiriyor ve yani 1834'ü kabul edersek neredeyse bir 150 yıllık bir metin var ve hala aslından tercüme edilmemiş. 150 dedim evet. yani kolay olsun diye. Bir de yani Osmanlı tarihi metni var ve bugün hala Fransızca tercümesinden okunuyor ve Fransızca hatalı tercümesinden okunuyor. Biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Şey nedir Osmanlı tarihinin yani Osmanlı metin olarak Osmanlı tarihinin serencamı nedir? Evet. Bu başlangıçta da söyledik ya, herkes Hammer tarihini biliyor, herkesin bir fikri var. Bir kenara atılamamış. Çok belli. Ve işte o 2015'te hocanın söylediği şey de çok önemli. Yani ancak 2015'te ben zaten çalışmaya böyle başlamıştım. Yani aradan bunca zaman geçmiş ve üzerine bir sürü tarihler de yazılmış. Ama bu metin hala Hammer ne demiş? Yani Hammer'den atıf yapmak çok muteber bir şey olmasa bile tarihçiler arasında hep Hammer ne demiş? Bir Hammer'in yaklaşımı gene soru edilir, konu edilir. Bu önemli ve işte hocanın söylediği şey de çok önemli. Yani biz ancak 2015'te bunu bir kenara atabileceğiz. Hani bu başka bir soru. Bunun cevabı bende yok. Osmanlı tarih yazıcılığı açısından. Ama diğer taraftan Hammer'in metnini evet orijinalinden okumuyoruz. Orijinalinden okumadığımız gibi orijinalinden yapılmış bir tercümeden de okumuyoruz. Fransızcadan okuyoruz ve Fransızca tercüme Hellert, Fransızca tercüman tarafından tahrif edilmiş durumda. Hellert Hammer'le yazışıyor, görüşüyorlar başta ve Hammer onay veriyor. Tamam, tercüme yapılsın diye. Hammer'in bu onayı üzerine de Hellert şöyle bir algı oluşturuyor. Metnin başında da yazıyor. Hammer bu tercümeyi onayladı. Ama sonrasında elinden çıkan metni Hammer gördüğünde inanılmaz kızıyor. Çok hiddetleniyor. Ve diyor ki bu ilk iki metni, ilk iki cildi okuyor. Fransızca tercüme 18 cilt üzerinden yapılıyor. Yani 18 ciltlik tercümenin ilk iki cildini okuduğunda Hammer çok sinirleniyor. Ve çünkü niye? Hellert Hammer'in metninden ayrıştırılamayacak şekilde metne müdahale etmiş. Eklemeler yapmış, çıkarmalar yapmış. Çıkarma çok rastlamadım ama eklemeleri var, yorumları var ve bunlar dipnotta değil, metnin içerisinde. Hammer bunu görünce çok sinirleniyor. Yani kendi yazdığı metin değil. Ve biz de Mehmet Atabey'in tercümesi çok muteber. Fransızcadan yapılan tercüme çok iyi bir tercüme. Ama sorun şu, Fransızca metin sorunlu. Mehmet Atabey de Osmanlı Türkçesi baskısında diyor ki
Fransızca ile Almanca arasında zaten benzer dillerdir. Tercüme etmek arasında çok fark yoktur. Ki zaten bu metni de Hammer onaylamıştır. Bu Hammer'in okuyup onayladığı bir metindir. Bu nereden geliyor? Hellert'ten kaynaklanıyor. Çünkü Hellert böyle bir imaj yaratıyor. Mehmet Atabey de oradan hani metnin doğru, aslında uygun bir metin olduğunu düşünerek çeviriyor. Ve biz bugün o metni okuyoruz. Yani Türkçe'ye henüz Almanca'dan çevrilmiş değil. Çevirme çalışmaları vardı. Tabii çok zor bir metin. Yani Hammer 10 dil biliyor, kullanıyor. Bu dillerin hepsi arasında çok geçişkendir. Hatıratı da, mektupları da öyledir. Ama Osmanlı tarihi de öyle. Bir de burada tarihçilik de işin içerisine giriyor. Yani siz o dönemi bileceksiniz. Tek bir tercümeyle yapılabilecek bir iş de değil bu. Çok büyük bir ekip işi olacak muhtemelen. O yüzden çok kolay değil o metni Türkçe'ye kazandırmak. Ama biz halen elimizdeki Hammer baskıları hepsi bu Fransızca metinden yapılmış baskılar. Yani Mehmet Atabey'inki geliştirilmiş ya da yeni çeviriler yapılmış. Burada böyle bir sorun var. Yani Hammer'in Türkçesine yapılan atıflar o zaman... Hepsi sorunlu. Bir de gazetelerde falan promosyon olarak da verildi. Evet. Bu her eve girdi o şey şimdi. Zaten sanıyorum Hammer'le, yani bu şu demek değil. Hani Hammer'in metni daha tarafsız, Hammer'in metni daha iyi, Hammer'in metni böyle demek değil. Ama orada şu var, Hellert'te çok vatanperver bir tarafı olan bir sosyal bilimci ve metne bunu nakşediyor. Hammer daha az vatanperver diye demiyorum ama Hellert'te bu çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Hammer'in metninde, bizim okuduğumuz Türkçe metinde bu çok görünür. Ben bir iki örnek koymaya çalıştım kitapta, hani ciddiyetini göstermesi açısından. Hani bu şekilde bütün kitap tek tek gözden geçirilmesi gerekiyor. Hangisi orijinal metinde var, hangisi orijinal metinde yok diye. Çünkü bilgi eklemeleri de yapıyor kafasına göre. Hammer'in koymadığı bilgiyi koyuyor. Mesela ilginç, Mehmet Atabey de o bilgiyi düzeltiyor. Mehmet Atabey'in tercümesinde altta şerhler var, düzeltiler var. İtiraz ediyor. Hammer burada yanılmıştır diyor, yorum yapıyor. Doğru, kendi görüşünü yazıyor. Doğru görüşü yazıyor ya da. Mesela Hellert'e, Hammer'in, Mehmet Atabey'in Hammer'e yaptığı bazı düzeltiler aslında Hellert'in eklemeleri. Hmm. Hammer burada yanılmış diyor mesela, çünkü onu Hellert eklemiş. Ama tabii bunu biz orijinal metinden çevirmediğimiz için bilemeyeceğiz. Ama tabii bu şu da demek değil. Yani Hammer'in metni kusursuz, mükemmel, çok iyi bir tarihçilik metni, hiçbir ön yargısı yok demek değil. Ama o metin değil. Evet. Gördüğümüz metin o metin değil. Ama Hammer bir tarihçi olarak, hani o Osmanlı tarihinin başarısı anlamında nereden geliyor sorusuna geri dönersek, bence kaynak gücünden. Çünkü iflah olmaz bir kaynak toplayıcısı ve bekliyor. Yani yıllarca bir kitabı bekleyebiliyor yazmak için. Eğer kitabın aslı gelmiyorsa işte... Heşti Bişti olduğu gibi İdris İdris'in kitabını istinsah ettiriyor, bulamıyor kitabı. Ya da sorular soruyor, soruların cevaplarını bekliyor. Sadece İstanbul'dan değil, Venedik'ten. Venedik arşivi de çok iyi biliyorsunuz, çok fazla balyozların metinlerini kullanıyor. Oraya sorular soruyor, ona mektupla geri yazıyorlar. Mesela kadırgaların, gemilerin şekilleriyle ilgili sorular soruyor. Orada arkadaşları var, onlar şekil çiziyorlar. Nasıl denize indirilmiştir? Bununla ilgili mektuplar geliyor Hammer'e. Kütüphanede çalışıyor, Hammer o soruyu soruyor. Arkadaş da gidiyor kütüphanede çalışıyor. Diyor ki şu kaynak böyle anlatmış, bu kaynak böyle anlatmış. Bu anlamda yani Hammer'in toplayıcılığı, ki Avrupa'da işte en ön plana çıkan şey de o, toplayıcılığın tarihçiliğine de çok büyük bir güç vermiş. Ki dönemin koşullarında bu kaynakları elde etmek, hepsine ulaşmak çok zor. Hammer bunların hepsini toplamış olması, işte Doğu ve Batı kaynaklarını birincil elden kullanarak derli toplu bir Osmanlı tarihi yazmış olmanın karşılığı anlamına geliyor. Peki Hammer tarihçilik anlamında nasıl bir tarihçi sorusunun cevabı ise, kendisinin en çok önemsediği şey tarafsızlık ve hakikat aşkı. Mottoları var bu şekilde. Yani çok büyük bir tarafsız olma eğilimi var ve hatta bunu üzerine uzun uzun anlatıyor. Yani hani bir tarihçi nasıl tarafsız olabilir, hangi sorunlu yanlarından sıyrılması gerekir. Bu konuda kafa yorduğu çok belli ki zaten biraz önce siz de söylediniz. Yani Tacitus'tan başlayarak bütün tarihi, tarihçileri metinlerini, tarih felsefesi metinlerini, felsefe metinlerini okuyor. Uzun yıllar bunlara kafa yoruyor. Orada çok büyük bir birikimi olduğu belli.
Ki ama dönemine göre değerlendirirsek, yani 19. yüzyılın ilk yarısında bir tarih metniyle kıyasladığımız zaman Hammer'in metnini gerçekten o hedeflediği tarafsızlığa çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bugün artık 180 yıl geçmiş, yani bugün için çok sorunlu bir metin. Ama o dönem için, yani hani Ranke'nin metnine baktığımızda da biz o anlamda, ki hani biliyorsunuz işte modern tarihi oradan sonra, ya modern tarih yazıcılığını evet, oradan sonra başlatıyoruz. Ranke'nin metnine baktığımızda da bugün bizim için çok sorunlu oluyor ya. O yüzden Hammer'in metni çok haksızlık edilmesi gereken bir metin değil. Bak düşündüğümüz zaman kendi çağdaşları bir arasında. Bir şeyde de bahsetmişsin. Mesela bu Metternich'in ricası üzerine Avusturya ile Babali arasındaki diplomatik ilişkiler ve anlaşmalar tarihi diye bir metin ele alıyor ve burada şey demişsiniz, 738 sayfa şey diyor, yani Avusturya devlet arşivlerini kullanmış mesela. Yani evet, o mesela bu metnin Türkçe'ye kazandırılması, yani bilmiyorum artık tarihçilik açısından önemli mi önemli değil, ama böyle bir şey oturup yazıyor. Yani istek üzerine de yazıyor ve şeye çok, bu belge toplayıcılığı, yani arşiv belgesi kayıtlara falan çok önem veriyor. Hatta siz biraz önce de bahsettiniz galiba. Sadece bir arşiv maliye kaydının okuyamadığı için İstanbul'a yazıyor. İstanbul'dakileri gönderiyor. Yani bu okuyun, bu çözemiyorum diye. Onlar da olumsuz cevap veriyorlar falan. Böyle bir şey de var yani. Peşini bırakmıyor. Peşinde bırakmıyor. O sorunu da çözmeye çalışıyor ve onun üzerine de bayağı bayağı şey yapıyor, uğraşıyor yani. O açıdan da yani şey diyelim, namuslu bir tarihçi, yani hakikati peşini bırakmıyor. O yüzden de herhalde bugün hala, bugün de yani 2022, İnalcık Hoca 2015'te söylemiş, hala bugüne kadar takip edilmesinin sebeplerinden birisi de o galiba. Evet. Ve de Osmanlı tarihinde iskeletini oluşturuyor. Yani açtığı problematikler, mesela burada ben notunu almıştım. 1818'de Haşhaşiler tarihini yazıyor. Herhalde Avrupa'nın gündemine de işte bu gün taşıyan, işte daha sonrasında büyük tarihçilerin Hudson'ın bir Haşhaşiler tarihi var. Bernard Lewis'in bir Haşhaşiler tarihi var. Gündeme getiren, yani konuya şey oluşturuyor, problematik oluşturuyor. Evet, gündeme sokuyor. Burada şu konuda da çok haklısınız. Şimdi Hammer'in mesela Osmanlı tarihçiliğine çok eleştirilen Hammer'den miras kalmış işte hatalar falan diye. Ama Hammer o iskeleti ortaya çıkardığı için elbette pek çok hata da yapacak. Çok normal. Orada öyle bir durum var. Ama Hammer'in metninin gücü şuradan kaynaklanıyor. Hammer o malzemeyi topluyor ya, hani çok yazmasının sebebi de bu. Binlerce sayfa, yani o cilt dediğimiz şeyler biliyorsunuz 700-800 sayfa Osmanlı tarihinin her bir cildi. Burada şöyle bir durum var, Hammer topladığı bütün malzemeyi kullanmak istiyor. Bu yüzden zaten eserleri güçlü hale geliyor. Yani o bütün malzemeyi kullanarak ziyan olacakmış hissiyle, sanki elindeki malzeme bütün kaynakları aktarıyor. Ve bugün elde olmayan bazı kaynakları da kazandırmış oluyor. Yani kendi tarihi bir kuraniye dönüşmüş oluyor. Evet. Bu her eserinde mevcut. Mesela bu Haşhaşiler tarihinde de Avrupa'nın gündemine ilk sokan, İngilizce'de yazılması hasebiyle çok büyük ses getiren ve Hammer'in Avrupa'da en çok bilinen tarih çalışması Haşhaşiler tarihi. Küçük bir kitap ama çok şey yapmış, atıf almış, güncelliğini uzun süre kaybetmemiş, korumuş. Bu anlamda gerçekten gündem değiştirmiş, gündem olmuş bir kitap. Böyle bir etkisi var. Ama her anlamda böyle, yani işte Hammer Altın Orda tarihini yazarken de aynı titizliği gösteriyor. Hatta mesela Altın Orda tarihini yazarken Rusça kaynakları kullanmadığı için kendisi de biraz eksik hissediyor. Yani hani ben bu aslında bunu da kullanmalıydım diye o kitabı bir ödül almak için yazıyor. Mesela o ödülü de alamıyor. Kendisine de öyle bir eleştiri yapıyor. Hani Rusça kaynaklar yoktu bunda, aslında olması da gerekir. O anlamda çok kendisine karşı da acımasız, net yani tavrı. Hani bir şey böyle olması gerekiyorsa olması gerekiyor. Onun için maddi manevi hiçbir bedeli de ödemiyor. Yani aslında durumu oldukça iyi. Bir dışişleri çalışanı, sonrasında kendisine miras kalıyor. Yani bu Purkstall soyadı kendisine miras kalmış bir soyad ve asalet unvanı, baron unvanı da bu şekilde miras kalıyor. Çok yakın bir arkadaşından. Normalde ailesinden kalıtsal soyadı Hammer.
Ama Pukuştal ikinci kısmı soyadını bu şekilde elde ediliyor. Ekonomik olarak aslında çok daha rahat bir hayat yaşayabilir. Ama o bütün parasını kitaplara harcıyor. Ve söylüyor zaten, yani 14 bin kitaplık bir kütüphanesi var o dönemde. Çok büyük bir kütüphane. Yani benim hayatta bunlardan başka bir şeyim yok. Bütün malımı, hatta evinde salon yok mesela. En büyük odayı kitaplığa çeviriyor. Kitap raflarından, kitaplıklardan bölmeler yapıyor. Bir kütüphane galerisi gibi. İşte doğu bölümü, yazmalar bölümü falan gibi böyle bir şey yapıyor. Evet. Ki ailesi de burada çok büyük bir destek, ama onu unutmamak lazım. Evet. Yani şimdi o da var. Aile önemli. Tabii en büyük odanın kütüphane olmasına izin veren bir hanım. Hocam, şimdi Hammer'in biraz kişiliğinden de hani girdik ama ona biraz değinmek gerekiyor. Herhalde çok huzursuz birisi ve sürekli etrafıyla çatışma içinde olan birisi. İşte bazen çok güçlü politik figürlerle, işte Metternich gibi politik figürlerle de çatışıyor ve bunun cezasını da çekiyor. Ama bir yandan da aslında o ceza, ona ne kadar ceza, o da ayrı bir hikaye. Biraz kişiliğini ve aldığı eğitimle bu kişiliği arasındaki bağlantıyı biraz aktarabilir misiniz? Sizin de belirttiğiniz gibi Hammer çok zorluklar yaşıyor. Ama bu zorlukların bir sebebi kendisi. Hani kişi kendinde yaptığını başkası yapamazmış ya, tam olarak o durumda. Bunu kendisi çok rahat söylediği için ben de söyleyebiliyorum. Yani o karakterinin farkında, kesinlikle siyasi davranamadığının, en sonda söylenecek lafı ilk başta söylediğinin, çok fevri, ateşli bir yapısı olduğunun, bunların farkında. Ama bunları yönetemiyor. Açıkçası orada kendisine de çok faturayı kesmiyor. Yani Hammer'in hatıratında, işte o 7000 sayfalık hatıratta dönüp dolaşıp uğradığı haksızlıklar, görmezden gelinmeler, hayata, insanlara karşı kırgınlıklar, göz ardı edilmeler, hep bunların yansıması var. Tekraren bu olayları yaşıyoruz. Yani her bir görevi, umduğu göreve getirilmediğinde, ki en büyük hayali İstanbul elçisi olmak, Metternich onu göndermiyor. Çünkü hem burada iki sebep var. Bir, Hammer'in bu siyasi, politik davranamayan yapısı. İki, Hammer'in siyasi görüşü, resmi ideolojiyle de Metternich'in siyasetiyle de ters düşüyor. Ve Metternich Hammer'e diyor ki, yani ben Doğu'yu bilen bir oryantaliste ihtiyacım yok. Benim söylediklerimi yapacak, bana muhalefet etmeyecek, ikna etmeye uğraşmayacağım bir kişiye ihtiyacım var. Ki zaten sizin ilmi çalışmalarınız çok kıymetli. İlmi edebi çalışmalarınıza devam edin diye yönlendiriyor. İşte bu sizin dediğiniz hani bir avantaja da dönüşme kısmı bu. Hı hı. O yüzden siyaseten ve akademik, işte akademi çevrelerinde de bazen dışlanması, ama küsmüyor. Yani Hammer'in işte binden fazla makalesi var tespit edebildiğimiz. Bunların belki üçte biri şeydir. Cevaptır. Yani işte hani onun metne yazılmış bir eleştiriye, onun yaptığı bir şeye yapılmış bir kötü yoruma bir cevaptır. Yani o anlamda hani küsüp giden bir tarafı yok. Herkesle kavga edip olayların ortasında durup kendi pozisyonunda altını çizip ama masadan da kalkmayan bir tarafı var. Şimdi ama hayat, yani hatıratının arka planında, arka metninde hep onu görüyoruz. Sanki o hayatı temize çekmeye çalışan. Ki zaten Hammer hayatı yaşarken yayınlatmıyor hatıratını. Öldükten sonra bırakıyor bir arkadaşına yayınlanması üzerine. Sonra arkadaşı da yayınlatmak için çok muteber yayın evleriyle görüşüyor, yayınlayamıyorlar. Diyorlar ki burada yaşayan insanlarla ilgili çok ağır ithamlar var, suçlamalar var. Biz bu metni yayınlarsak ortalık karışır deyip yayınlayamıyorlar metni. Hatıratın yayınlanması da işte 20. yüzyıla kalıyor yani. O dönemde yayınlanamıyor. Göze alamıyorlar onu. Ama şimdi Hammer de metni yazarken hep satır arasında bir diyor ki gelecek tarihçilere bir malzeme bırakıyorum. Bir de diyor ki benden sonraki insanlar aslında ne olduğunu görecekler. Yani o hep haksızlığa uğradı, hep kötü şeyler yaşadı ya. Orada kendisini temize çekiyor, sonraki nesillerin vicdanında kendisini aklıyor. Bu metinde bu çok ön planda. O yüzden de biraz takıntılı, çokça tekrar eden, obsesif bir metin bir taraftan. Öyle bir tarafı var. Şimdi Hammer'in karakterine döndüğümüzde, evet böyle bir
kırgınlığı var ama bu onu küsüp gitmeye, oyundan çekilmeye itmiyor. Yani o her şeyin ortasında, herkesle iletişim halinde, çok geniş bir sosyal çevresi olan, her türlü muhabbetin içerisinde bulunan bir kişi. O yüzden de biz Hammer'i çok, hani aldığı eğitim, evet çok sert bir eğitim aldı. Çocukluğundan itibaren Şark Akademisi'nde çok katı bir eğitim vardı. Yani günde işte sabah başlayan, hava karanlıkken başlayan, gece 9'a kadar süren pek çok ibadet, bir de mesela arada sürekli çocukların katılmak zorunda oldukları ayinler olan. Hani hem o Şark Akademisi nasıl bir kurum? Resmi ideolojiye sadık diplomatlar, bürokratlar yetiştirecek ve bunlar dindar olmak zorundalar, katolik olmak zorundalar ve resmi ideolojine muhafazakarlık. Yani o tüm zararlı Fransız devrimi düşünceleri karşısında Habsburg Devleti'nin ideolojisinin taşıyıcısı olmak zorundalar. O yüzden bu katı disiplinle yetişmiş. Mesela 9 yıl çocukken memleketine gidemiyor. Evet. Hani 9 yıl boyunca ailesine gidemeyen, yazları da çalışmak zorunda olan, hatta bugün mezarının bulunduğu Whiteling kasabasında yaz okulu var. Oraya o zaman çocukluğundan, işte o yalnızlık günlerinde bir bağ kuruyor. Yani görüyoruz ki onun çalışmaktan başka, güçlü olmaktan başka bir şansı da olmamış. Yani 13 yaşında Viyana'ya getirmiş, babası bırakmış ve sonra 9 yıl memleketine dönememiş. Ve Viyana'ya gelirken de yaz tatili için geldiğini, döneceğini sanıyor. Viyana'ya girerken babası diyor ki sen burada okuyacaksın, seni bırakacağım. Yani gözyaşları içinde Viyana yokuşundan aşağı iniyorduk diyor hatıratında. Şimdi burada yani 9 yıl bu sert eğitim içerisindeki dayak, şiddet olduğunu söylüyor. Kötü yemeklerden bahsediyor. Cizvit rahipleri sevmiyor. Onların katı eğitiminden bahsediyor. Şimdi bu sistem içerisinde büyümüş bir çocuğun ilme, kitaplara, heyecan, yani heyecan duyacağı bir şey bulması lazım ve bunlara sarılıyor. Hayatında da belki işte hani o dediğimiz karmaşanın sebebi de bu. Bir taraftan çok duygusal, hani ailesiyle duygusal ilişkiler kuruyor. Arkadaşlarına bu kadar kırılmasının sebebi de duygusal ilişkiler kurması. Hani arkadaşlarına karşı da, çünkü dedik ya siyasi otoriteyle uyuşmuyor. Arkadaşları kim? Şark Akademisi'ndeki arkadaşları. Bunlar da şimdi diplomat oldular, bürokrat oldular. Ama resmi ideolojiyle aynı tarafta olurlarsa Hammer'le ters düşüyorlar. Gittikçe bunlardan uzaklaşıyor. Hatta hatıratında şey diyor, memlekete döndüğümde Graz'lı kendisi, Viyana'dan Graz'a gidiyor. Eski arkadaşlarımı, çocukluk arkadaşlarımı bulmanın heyecanını yaşıyordum. Ama onları gördüğümde de artık onların da benim için bir şey ifade etmediğini gördüm. Yani insan kaybettiği zaman da üzülüyor. Evet. İşte bunların hepsi onun karakterinin hem zenginliği hem de zaafları olarak karşımıza çıkıyor. Ama yılmıyor. Yani o bir yerde kırılıp söyleyeceğini söylüyor, küsmüyor, geri dönüp çalışmaya devam ediyor. Ve her halükarda çalışıyor. Bu da çok ilginç. Yani işte eşini ve oğlunu kaybettiği sene, çok acılar içerisinde. O sene çok böyle dini olarak da işte maneviyatında çok yüksek olduğu bir sene. Sürekli kiliselere gidiyor, dualar ediyor. Dualar, kendisi ibadetler yapıyor. Ama yaptığı şey işte arşive gidip çalışmak, kütüphaneye gidip çalışmak. Çalışmaktan vazgeçmiyor. Mesela Napolyon Viyana'yı işgal ettiğinde şehri o kadar dalgın ki, bütün bir şehir terk kuşatıldığında ne olur? Atı, kaçar, arabası, bir şey olan herkes kaçar. Başta kral, imparator olmak üzere Viyana'yı örneği için, diğer yerler için prens, dük. Hani en üstten aşağıya kadar herkes kaçar şehirden. Yani kaçamayan garibanlar da işte şehrin içine sığınırlar. Askerler kalır şehirde. Şimdi şey, kuşatma, Napolyon geliyor 1809. Kuşatacağı çok açık. Herkes gidiyor. Hammer o kadar dalgın ki bir yerden sonra bunun farkına varıyor. Sonra evet, şehirden kaçması gerektiğini anladığında, o döneminde işte herkesle arası kötü ya. Hurter var, kendi üstü. Ona diyor ki bana bir şey gönderin. O da diyor ki sen diyor şehri, bakanlığın resmi çalışanı ama düzenli çalışanın konumunda değil. Mesela onu bakanlığa bile almıyorlar. Fitne çıkarır, buraları karıştırır diye. Sen evinden çalış. Hani gel buralarda takıl ama resmi yazışmaları, önemli belgeleri görmesine izin vermiyorlar. Aslında konum göreyi görmesi gerekiyor belgeleri. Böyle bir pozisyonda şey cevabını alıyor. Sen normal bir çalışan değilsin. Hani normal bir, şimdiye kadar bir araba, sana özel araba gönderilmesi gerekiyor. Neyse, en sonunda çok yakın Prens Insendorf gönderiyor. Ama artık şehrin kapıları kapanıyor. Çıkamıyor şehirden. Şehirde kalıyor. Ve
evi bombalanıyor mesela. Kütüphanesi bombalanıyor. Orada evinde ölenler var. Hatta şey diyor, kalkmasaydım, kendisi alt kat bombalanınca alt kata iniyor. Bir sonra kendi odası ve kütüphanesi biraz önce oturduğu yere çok büyük bir top hatta düşüyor. O sırada çalışıyor galiba. Yine çalışıyor. Çalışmaya tabii, devam tabii. ediyor. Öyle bir şey de sonra var. Sonra yani. Mesela şey yapıyor. Bu kadar ölümün kenarından dönmüş olmasına rağmen yorumu şu. İyi ki diyor gitmedim diyor. 6 ay Viyana bana kaldı. Üniversite kütüphanesinde diyor, şey kütüphanesinde, Viyana arşivlerinde diyor, çok önemli çalışmalar yaptım. Yoksa diyor ne yapacaktım? İşte Hofburg şeyiyle, bürokratlarıyla sıkıcı bir 6 ay sıkışıp kalacaktım. Yani Viyana'da kaldım ve çok büyük bir akademik, ilmi fayda sağladı bu dönem bana. Ben bu şeyde de yapıyor, çok ilginç. Mısır kuşatmasında, Napolyon'un Mısır kuşatmasında İngiliz gemisiyle beraber İstanbul'da görevli elçilikte ve işte Mısır'a gönderiliyor. Orada da gemide kuşatmada ve orada da çalışıyor. Çok böyle karantinada, evet. Karantinada falan böyle çok şey yani. Yani Alman disiplini dediğimiz şey bu galiba yani. Evet. Evet evet, mesela orada Rosetti'de toplar düşüyor. O gece ölüm tehlikesi atlatıyorlar. Ertesi gün gidiyor hemen bir şey buluyor. Diyor ki işte Binbir Gece Masalları ve Antare romanını bulması gerekiyor. Onun bulmak için ne yapmak lazım? Onunla ilgili araştırmalara girişiyor. Yani ölmediysek çalışacağız. Evet. Hocam son bir şey sorayım ben. Bununla bitirelim. Çağdaşı Zinkenshain değil mi? Ve Yorga var. Onlarla ilişkinizi nasıl? Siz kitapta da böyle bir ufak bahsetmişsiniz ama. Evet. Tinkaizen'la Yorga aslında çağdaşı değiller. Daha sonraki evet. Yani Tinkaizen çağdaşı oluyor ama daha küçük Hammer'den. Evet. Yorga daha sonra. Oradaki önemli olan şey şu. Onu niye mevzu bahis ediyoruz? Üçü de Osmanlı tarihi, Avrupalı Osmanlı tarihi yazarları. Ve bugün zaten Tinkaizen ve Yorga Türkçe'ye de çevrildi Nilüfer Epçeli tarafından. Türkçe'de de çevirileri mevcut. Bunlar Osmanlı tarihini bir belli başı sonu belli olarak, derli toplu olarak anlatmış Batılı tarihçiler. Ve orada Hammer, Tinkaizen ve Yorga'nın tarihleri benzeşiyor. Ama bir taraftan da ayrışıyor. Tavır ne? Orada şöyle bir durum var. Tinkaizen tarihini aslında Avrupa tarihi serisinin içinde bir bölüm olarak yazıyor. Tinkaizen'ın tarihi o yüzden Osmanlı tarihi mi yoksa daha çok Avrupa tarihi mi diye bir eleştiri alıyor. Ama Tinkaizen Ranke'nin de çok şey yaptığı, itibar ettiği, biraz koruması altına aldığı bir isim. Tarihçilik anlamında daha profesyonel kabul edilen bir tarihçi. O öyle bir eleştiri ama ikisi de Tinkaizen'da Yorga'da Doğu dilleri bilmiyorlar. Bu iki metnin de eleştirisi o yönde oluyor. Hani Doğu dillerini bilmeden Osmanlı tarihi yazmaları. Yorga daha sonraki dönemde yazmış bir tarihçi ama Yorga'nın da disiplin anlamında tarihçiliği çok muteber. Metni çok iyi bir metin ama mesela Yorga ile Tinkaizen üçünü yan yana koyduğumuzda sanki şöyle bir portre çıkıyor ortaya. Yorga ile Tinkaizen daha rakipmiş gibi. Yani Yorga Tinkaizen'ı kendisine biraz rakip olarak görüyor ama Hammer'i büyük usta. Hani sanki artık devri geçmiş, saygı duyulması gereken büyük usta mesabesinde koyduğunu görüyoruz. Tarihçilik anlamında hani kaynak gücü en yüksek olan Hammer'in metni gibi kalıyor ortada. Tinkaizen'ın metni kapsayıcı bir metin olması yönüyle ama Yorga'nın metni de hani modern tarih yazımı açısından hani daha dikkate alınan bir metin olarak kalıyor diyebiliriz. Tabii bu çok hani genel olarak böyle özetleyebiliriz. Osmanlı tarihini yazan üç Batılı yani açısından değerlendirdiğimizde bugün üç kalıyor elimizde. Bunlar tabii hepsi Almanca evet. metinler. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş bitirelim yayınımızı. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bugün 250. yayınımızda Kronik Kitap'tan çıkmış olan Hammer Doğu'nun Kaşifi alt başlığıyla Doktor Tuğba İsmailoğlu Kacır'ın konuk ettik. Hammer'in bundan sonra daha birincil elden, birincil kaynaklardan çeviri
eserlerini okumayı umalım, murad edelim diyelim ve bu yayının sizlere ulaşmasında bize destek olan babil.com'a bitirmeden bir kez daha teşekkür ederim. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Yorduk sizi. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.